Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri, ben Özgür Çetin. Kısa bir süre önce biliyorsunuz bir ön inceleme yapmıştık. Redmi Note 7. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Xiaomi Türkiye'deki operasyonunu duyurmuştu. Duyurduğu toplantıda tanıttığı ürünlerden bir tanesi de buydu. Redmi Note 7. Biz de bununla ilgili böyle bir genel bir video hazırlamıştık hatırlarsanız. Şimdi onu böyle yukarıdan, şuralardan, bir yerlerden koyacağım ben. Siz de oradan videosunu izlersiniz. Şimdi ürün bize geldi. Biz de hemen taze sıfır ürün gönderildiği için her zaman yaptığımız gibi kutusundan çıkartıyoruz. Şurada kenarında global versiyon yazıyor. Bilmiyorum bu arada ekranda şu anda görülüyor mu? Ama global versiyon yazıyor yan tarafında. Arka tarafına baktığımızda ise Note 7 Neptune Blue olduğu yazıyor. 4 GB RAM, 64 GB depolama alanının olduğu da belirtiliyor. Biliyorsunuz bu üründe 2 farklı depolama seçeneği mevcuttu. Her ikisinde de 4 GB RAM varken birincisi 64, ikinci model ise 128 GB depolama seçeneği sunuyordu. Şimdi ürünün kutusunu hep beraber açalım. Bakalım bizlere neler sunuyor. Şöyle bıçağımızla beraber, şirin ve küçük bıçağımızla beraber poşetini yırttık. Kolay bir poşeti var bu sefer. Zorlamıyor bizi. Şöyle kenara attık. Şimdi kutudan bıçağımızı da kenara koyalım. Kutudan çıkartalım. Kutudan çıkartırken bir yandan da bir genel özelliklerden bahsedeyim isterseniz. 6.3 inçlik bir Full HD Plus çözünürlüklü bir cep telefonu var karşımızda. Kutuyu çıkardık. Hemen daha telefonu görmeden bir böyle içinde kılıf da olan, şu anda kılıfı göreceksiniz. Şöyle açıyorum. Kılıf da olan plastik şeffaf bir kılıfımız var. Bir işte kullanım kılavuzu, garanti kağıdı, user guide diyor ve garanti kart diyor, yani garanti kağıtlarının bulunduğu. Ve aynı zamanda şöyle de göstereyim, poşetinden de çıkartalım. Şeffaf, yumuşak silikon, bayağı yumuşak bu şu anda gösteriyorum. Bir kılıf da yine beraberinde çıkıyor, bunu koyalım. Başka bir şey var mı burada? SIM kart açma şeyimiz, çengelimiz mi diyeyim artık, tutucumuz mu diyeyim, şöyle göstereyim ekranda biraz daha. Burada var. Bunun dışında başka bir şey yok. Şöyle kapatalım. Telefon burada görünüyor zaten özellikleri. Şöyle kaldırayım. Şöyle biraz daha göstermiş olalım. Evet. 6.3 inçlik bir ekranımız olduğunu az önce söylemiştim. Full HD Plus, yani 2340x1080 piksellik bir çözünürlüğümüz var bu ekranda. Damla çentik var. Onu birazdan göstereceğim. Snapdragon 660 işlemcimiz var. Corning Gorilla Glass 5 ile korunmuş bir ekranımız. Farklı renk seçenekleri olduğunu söylemiştik. 13 megapiksellik ön kameramız var. Arkada ise şöyle çevireyim. İkili bir kamera sistemimiz mevcut. Şöyle yakına da getireyim isterseniz. Şöyle ışıktan da faydalanarak. Evet. İkili bir kamera sistemimiz var. O ikili kamera sistemi ise 48 megapiksele 5 megapiksellik. Tahmin ettiğiniz gibi ikinci kamerada alan derinliği için kullanılan bir kamera bizi karşılıyor. Şöyle arkadaki şu parçaları bir çıkartalım. Onu şöyle kenara kaldıralım. Görüyorsunuz böyle yanar döner tabiri caizse bir arka yüzümüz var. Parmak izi okuyucu da yine üst kısmı hemen kameranın birazcık çaprazında konumlandırılmış. Şöyle göstermiş olayım. Çok güzel bir rengimiz var. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru biraz daha maviyken yukarı doğru bayağı mora doğru, pembe mora doğru kaçan bir renk dağılımı var. Diğer özelliklerine bakacak olursak şurada görülüyor zaten. 4000 mAh'lik bir pil olduğu da yine yazılmış burada. Qualcomm Snapdragon 660, bunu söylemiştik zaten. İşte 48 megapiksel, 5 megapiksel, bunu da belirttik. Şu koruma jelatini de çıkartalım. Kutunun diğer içeriklerine biraz daha bakalım. Daha sonra cihazı da bir yandan açmaya çalışayım. Ben eğer pili varsa açılacaktır zaten. Evet, şu an açılıyor. Redmi by Xiaomi dedi. Şöyle açalım. Baktık ne var kutuda başka. USB Type-C bağlantı kablomuz mevcut. Bu aynı zamanda bilgisayar içinde kullanılıyor. Aynı zamanda şarj içinde kullanılıyor. Bunu da bir kenara kaldırmış olalım. Bir diğer kutu içeriğimizde ise adaptörümüz mevcut. Bu adaptörün Qualcomm QCharge 4.0 desteği olduğunu da belirtelim. Hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Böyle bir plastiğe sarılmış şu anda. Şöyle göstermiş olayım.
Bunu da kenara kaldırdık. Burada şu anda telefonumuz da açıldı bu arada. Damla çentik de net bir şekilde görülüyor. Tatlı bir damla çentiği var. MUI 10 diyor. Devam edelim. Bize dil seçenekleri çıkıyor karşımıza. Buradan da birazcık devam edelim. Türkiye'yi bulalım. Geçtik galiba Türkiye'yi. Evet, Türkçe dedik. Devam edelim. Bölgenizi seçin diyor. Bizim bölgemiz. Bir daha Türkiye'yi seçeceğiz herhalde tahminime göre. L. Evet. Fazla gittik. Yine her zaman olduğu gibi. Evet. Şuradan. Şimdi Türkiye'yi seçeceğiz. Ups, yanlış oldu. Türkiye diyelim. Evet. Devam edelim. Buraları atlayalım. Şu an bağlanmaya gerek yok. Bunları tamam diyeceğiz. Sim kart takım. Bunu gerek yok. Diğer diyoruz. Kabul ediyoruz. Google'un sordukları, söyledikleri şeyleri kabul ettik. Şu anda şifre oluştur. Bunu atlayacağız. Bunları da atlayacağız. Tamam. Kurulum tamamlanıyor diyor. Şu an kurulumu tamamlıyor telefon. Öte yandan telefonda 4000 mAh'lik bir pil olduğunu az önce de kısaca hızlı bir şekilde söylemiştik. 3,5 mm'lik kulaklık çıkışımız var. Kızılötesi yuvamız bulunuyor, bağlantı yuvamız bulunuyor. Az önce söylemiştik biliyorsunuz. Şimdi burayı kurulumu tamamlayalım. Şu anda kurulum tamamlandı. Evet, ekranımız geldi. Böyle şık, güzel bir telefon olmuş. Meraklısı çok bu telefonla ilgili. Sizden de çok sorular geliyor zaten. YouTube kanalımızda bunun detaylı bir incelemesi gelecek yakında. Ama hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Videomuzu kapatalım. Fiyat tarafında 64 GB'lik versiyonun fiyatı, Türkiye fiyatı 1999 TL olarak açıklanmıştı. 128 GB'lık versiyonun fiyatı ise 2349 TL oldu. Özellikle 64 GB'lık versiyonun ciddi bir rekabet noktasında olduğunu söyleyeyim. 128'in fiyatı birazcık yukarıda kalıyor. Ama sunduğu özelliklere göre baktığımızda ise fena rakamlar değil. Her iki seçenek içinde bunu söyleyebiliriz. Detaylı bir incelemesi çok yakında teknolojioku.com kanalında olacak. Kanalımıza abone sizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir kutu açılımında, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.